daha önceki ulusal güvenlik stratejilerinde son dönemlerde daha Amerika'nın tarafsız arabulucu gibi olan pozisyonu Filistin sorununda özellikle İsrail-Arap çatışmasında daha çok vurgulanıyordu. Bu kadar net bir şekilde İsrail'in olan bitenden hiç sorumlu olmadığı konusunda bir ifade hiçbir zaman yer almamıştı. Ancak tabii bu ulusal güvenlik strateji belgesiyle, örneğin Trump'ın bu belge açıkladığı zaman yaptığı konuşmada da farklı şeyler ve çelişkiler var. Dolayısıyla Amerika içerisinde pek çok uzman ve bu konuları tartışan insanlar şimdi bu ulusal güvenlik stratejisi Trump'ın ekibi tarafından tabii hazırlandı ama bu stratejinin Trump'ın kendisi tarafından ne kadar uygulanıp uygulanmayacağını tartışmaya başladılar. Çünkü raporu basına açıklarken Trump farklı şeylerden bahsetti. Tamamen bir seçim propagandası konuşması yapıyormuş gibi bir konuşma yaptı. Ve kendi öne çıkartmak istediği bir takım şeyleri öne çıkarttı. Burada tabii özellikle İran'a karşı Ortadoğu bir açısından konuşuyorsak, İran'a karşı ciddi bir vurgu var. Radikal İslamcı örgütlere karşı bir vurgu var. Bir şekilde bunları İran'la da bağlantılandırdıkları anlaşılıyor. Ve İsrail'i ciddi bir şekilde aklama çabası olduğu anlaşılıyor.